Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Ben Barış Çankı. Bugün gördüğünüz gibi böyle ekranın bir köşesinde ben, bir köşesinde Barış şeklinde değil, yan yana. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Evet, uzun zaman sonra beraberiz. Çok keyifli. Araçta hani Türkiye'yle de bir bağ var bu aracın. Tabii o yüzden ki. Ben de önemsiyorum bu aracı. Merak da ediyorum doğrusu. Sevdiğim de bir araç. Sen de bunu deneyimledin. Bu sefer de güzel de deneyimledin hatta. O yüzden merak ediyorum yorumlarını. İstersen başlayalım. Hemen tekrar her zamanki olduğu gibi şöyle dış tasarımla başlayalım anlatmaya. Tamamdır. Ya şimdi yeni CHR biliyorsun eskisi de böyle hani kendi tasarımını ortaya koyan, otomotiv dünyasında ben farklıyım diyen bir gövde tasarımına sahipti. Özellikle SUV crossoverlar arasında. Yeni CHR de bu tasarımı sürdürüyor ama önü eski CHR'a göre çok daha agresif. Neden? Toyota'nın yeni kullandığı bir tasarım dili var. Özellikle burada işte köpek balığı burnu olarak adlandırılıyor. Sanki bir Lexus vari, daha lüks, daha premium görünen bir havaya bürünüyor burada CHR. Tabii ki diğer modellerde de görmüştük. Önce Prius'ta görmüştük. Ben çok beğenmiştim. CHR da onun havasını devam ettiriyor. Burada gördüğün gibi çıkıntılı bir burun kısmı var. Gayet güzel. Yukarıdan baktığında bunu daha önde olduğunu görüyorsun. Dediğin evet. Çok doğru. O havayı hemen hissediyorsun. Köpek balığı burnu havasını hemen hissediyorsun. Aynen öyle. Motor kaputu böyle güzel buradaki güç oluklarıyla beraber kaslı bir görünüm sunuyor. Aslına baktığımızda aerodinamik açıdan da oldukça güzel tasarlanmış. Çünkü düşük ön profil yukarı doğru biraz daha yükseliyor. Burada tabii havayı üst tarafa yönlendirmesi açısından gayet güzel tasarlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Alt kısımda geniş siyah bir panjur bizleri karşılıyor. Burada güzel detaylar var. Panjurda tabii ki neler yer alıyor? Plakanın haricinde burada aracın sürüş asistanlarına yol gösteren radarlarımız, sensörlerimiz var. Burada tabii ki kameramız var. 360 derece çevre görüş sistemi bulunuyor araçta. Bunun dışında ön park sensörlerimiz de buralarda yer alıyor. Tabii ki sis farları olmazsa olmaz. Hemen tabii ki en çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi C formundaki bu aydınlatmalarımız oluyor. Hem gündüz aydınlatmaları hem de ana aydınlatmalar burada yer alıyor. Biz en üst paketi aldığımız için, tabii ki testlerde genelde bizlere en üst paketleri evet, verdikleri için bunda premium LED adı verilen en üst farlar bulunuyor. Nedir bunun özelliği? Adaptif uzun hüzmeli farlar oluyor. Adaptif far da gece özellikle sürüşlerde çok işimize yarıyor. Neden? İşte karşıdan araba gelmezken uzunları otomatik olarak yakıyor. Sen daha iyi görüyorsun önünü. Hemen araç ışığı gördüğü anda uzunları söndürüyor ki karşıdan gelen rahatsız olmasın. Yine yan tarafta o senin az önce bahsettiğin siyah beyaz uyumunu, yani çift renk uyumunu, farklı renklerde bunu sunuyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Onu çok iyi yansıtan, arkadan baktığın zaman siyah, önden baktığın zaman işte ikisi karışık, yandan baktığın zaman bu ikisinin de havasını veren ama sanki dizayna da etki eden bir çizgisi var, tasarım çizgisi var. Yani evet. Ben o daha kaslı görünümü bu yüzden çok seviyorum. Aynen öyle, gayet kaslı bir görünüm sunuyor. Burada daha fazla sert çizgilere geçiş yapılmış. Burada baktığımız zaman omuz çizgisinde önden başlayarak bir Y formu oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar güzel detaylar. Arkada ben şunu çok garip bulmuştum. Stopların şu arka kapının ucuna kadar devam etmesi. Acaba dedim ipucu görsellerinde ilk tanıtılmadan önce bu detayı böyle silüet şeklinde bize göstermişlerdi. Çok farklı bir detay olarak görmüştüm. Gerçekten de bu şekilde şuraya kadar kapının ucuna kadar burada devam ediyor. Buradaki çizgi de senin dediğin gibi iki farklı renkten oluşan çizgi de sanki kapı buradan kesiliyormuş gibi evet. Bir hava yaratıyor. Böyle evet. İlginç bir görüntü sunuyor zaman aslında. Sanki bunu açacak, beyaz kısmı açacakmışsın gibi hissettiriyor. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Tabii ki yan tarafta konuşabileceğimiz en değişik detaylardan bir tanesi de bu gizli kapı kolları. Önceden biliyorsun CHR'da arkadaki kapı kolları arka sütuna gizlenmiş bir şekilde evet. Karşımıza çıkıyordu. O çok güzeldi bu. Evet, yani seveni vardı, sevmeyeni doğru, vardı aslında. Doğru. İlginç bir... Nereden açacağım diye düşünen ama aynen ben öyle. Bu şeyleri seviyorum, herkesi olabilir. Aynen doğru. Öyle, böyle herkes farklı şeyleri sevmiyor. Bazen insanlar hani düz olsun, benim olsun hesabı. Ama baktığın zaman bunda ikisi de net bir şekilde görünüyor. Ama ne özelliği var? Hem zemin, herhangi bir çıkıntısı yok. Bu da tabii ki otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlıyor. Neden? Çünkü elektrikli otomobillerde aerodinamik yapı çok önemli olduğu için... Yani %90'ında bu gizli kapı kollarını görüyoruz. Neredeyse onlarla başladı diyebiliriz bu özellik. CHR'da da güzel bir şekilde görüyoruz. Nereden kazanırsam kârdır diyorlar. Aynen öyle. Verimlilik adına, verimliliği arttırmak adına yapılan özelliklerden. Tabii ki burada işte anahtarınız var. Baktığınız zaman otomatik açılmıyor ama siz anahtarla birlikte yaklaştığınızda şuraya basıp kapıyı otomatik olarak açabiliyorsunuz. Onun dışında şunu sevdim. Hemen şurada şöyle açtığın zaman burada bir anahtar deliği var. Olur da elektronik sisteminde bir sıkıntı olursa hemen anahtarlıktan anahtarı çıkarıp buradan açabiliyorsunuz. Evet. Bu da herhangi bir problem yaratmıyor. Camlar öncekine göre biraz daha içerideki özellikle arka cam yapısı bu klostrofobik havayı biraz dağıtmış ama onda
iç tarafta bahsedeceğim. Bazı trikler var. Tamam. Ona iç tarafta geçeceğim. Peki. Sen jantlar demiştin. Jantlara biraz sonra geçmiş olduk ama. En üst pakette 19 inçlik böyle büyük jantlarımız var. Çift renkli otomobilin tasarımıyla uyumlu jant tasarım var. 18 inçlik jantlar da oluyor alt paketlerde ama bunda yanılmıyorsam en alt pakette 18 inç var. Diğer iki pakette 19 inçlik jantlarımız geliyor. Gayet konforlu. Yani yol sesi öncekine göre güzel bir şekilde azaltılmış. Hani bunda lastiğin de etkisi var mıdır diye düşünüyorum. Bridgestone lastikler var çünkü burada. Evet. Onun da etkisi olabilir. Aynalar böyle tabii ki eski CHR'a göre kapıya taşınmış. Burada gayet büyük aynalar herhangi bir kör nokta ihtimalini azaltıyor. Onun dışında kör noktayı azaltan iç mekanda da bahsedeceğim. Ağız sütunu oldukça ince tasarlanmış. Böyle yan cam oldukça uzun. Burada bir kelebek cama yer verilmiş. Yani Toyota burada sürücü için kör noktayı mümkün olabildiğince azaltmaya çalışmış. Tabii ki teknolojik olarak da desteklemiş. Kör nokta uyarı sistemi de var. Aynamız da yer alıyor burada. CHR aslında arka bölümde daha çok kendisini belli eden. Neden? Çünkü sportif bir silüeti vardı. Böyle arkaya doğru fazlasıyla eğimli. Coupe SUV. Aslında bugün çok fazla coupe SUV konuşuyoruz ama zamanında CHR o coupe SUV havasını yaratan ilk modellerden bir tanesiydi. Burada da o aynı yapı devam ediyor. Açıkçası biraz daha arka cam yatık eskisine göre ve burada daha çok fastback tasarımı oluşturulmuş. Çünkü bayağı uzun bir tasarım var burada. Ben de çünkü öncekini hatırladığım sanki biraz daha böyle evet. Hani bilmiyorum tabii şimdi böyle hayali hatırlıyorum ama kullandığım zaman da öyle hatırlamıyorum. Yani sanki araba daha bir alçalmış gibi de hissediyorum böyle baktığımda. Sanki o daha mı yüksekti diye düşünüyorum ama doğrusu bilmiyorum. Yan tarafta da söyleyebilirdik aslında bunu ama toplam uzunluk olarak aslında eski CHR'a göre biraz kısalmış. Ama bu tabii ki bu noktada bir kötü algı yaratmasın. Çünkü aks mesafesi aynı eskisine göre. Eskisinde de 2640 mm, bunda da 2640 mm. Tasarımdan dolayı aracın ön ve arka tekerleklerden sonraki çıkıntılarında azaltma yapılmış. Bu da aslında aracın şehir içinde kullanılmasında evet. işte dönüş çapında falan daha etkili, daha iyi olmasını sağlıyor. İyi aks mesafesi. İyi bakılabilir bundan dolayı. Bu bahsettiğim aynen öyle. Detay önemli tabii. Aynen bahsettim. Öyle. Bir diğer olumlu detay daha geniş. Eskisine göre biraz daha geniş. Tabii ki bu iç mekana da genişlik olarak yansıyor. Çok güzel sportif bir hava. Aslında ön taraftaki bu sportif agresif detayı bu arka tarafta devam ettiriyorlar. Nedir bunlar? Köpek balığı, yüzgeç antenimiz var. Onun dışında iki parçadan oluşan spoilerımız var. Güzel bir hareket katmış arka bölüme. Kesinlikle. Buradan hemen artık stoplarımız otomotivde gizli bir kural haline geldi diyorum ben her zaman. Evet, boydan boya uzanan stop lambalarımız var. Tampon oldukça güzel. Burada siyah plastik detaylara yer verilmiş tamponda. Sanki böyle alttaki difüzör de oldukça sportif evet. bir görünüm sağlıyor. Evet, tabii ki en üst pakette olan, daha doğrusu üst paketlerde olan elektrikli bagaj kapağımız var. Giriş paketinde ne yazık ki bu donanım yok bulunmuyor. Gayet geniş bir bagaj karşılıyor bizi. Burada JBL ses sisteminin burada subwoofer mı deniyordu buna? O evet. detayı burada yer alıyor. Zaten JBL logosunda net bir şekilde görüyoruz. Bagaj oldukça geniş. Pandizot'a kadar 388 litrelik bir bagajımız var. Eski CHR'a göre çok büyük bir artış olmasa da onda da yanlış hatırlamıyorsam 377 litreydi. Evet. 11 litrelik bir artışımız mevcut. Toyota her zamanki Toyota'lığını yapmış. Burada sarı ışık koymuş. Herhangi bir LED ışık koymamış sanırım. Böyle beyaz LED yeni modellerde gördüğümüz gibi. Tabii ki böyle bagajın her tarafına kanca yerleri güzel bir şekilde dağıtılmış eşyaları sabitlemek evet. için. Yani o hem fileyle hem de bazen işte iplerle bilmem neyle giriyorsun evet. o gerçekten işe yarıyor çünkü bir zaman sonra bagaj toparlanmayacak hale gelebiliyor. Peki zemin açılıyor mu diye bakıyorum. Şurada evet. yeri var yanlış görmediysem. Ha. Şöyle yerimiz var. Bunda lastik tamir kitimiz var. Herhangi bir stepneye yer verilmediğini görüyoruz. Alt tarafta da işte bu şekilde bir detay yer alıyor. Tabii zaten buna bir 19 inç lastiği buraya koysam bitti. Evet. Onun dışında yükleme eşiği çok yüksek değil. Ne çok alçak ne çok yüksek. Ortalama bir şey olduğunu söylemek mümkün. Pandizotumuz oldukça iyi. Sert bir yapısı evet, var. Şey öyle değil. kolay neydi o? Perde değil. Evet. Perde değil. Sıkıntı çıkaracakmış gibi. Yani Toyota buralarda biraz daha klasik davranıyor. Biraz daha geleneksel davranıyor. O yüzden normal pandizotu yerleştirmiş evet. buraya. Bu bir sıkıntı mı? Tabii ki sıkıntı değil. Yani evet, üstü yük kaldır o güzel. Aynen. Yani dayanıklı bir yapısı değil. Var. Buna bastığınızda normal bagaj kapağını elektrikli bir şimdi kapatabiliyorsunuz. Buna bastığınızda ise mesela siz bagaj kapağını kapatıp araçtan uzaklaşacaksınız. Bu bagaj kapağını kapatıp aracı kilitliyor. İkisi güzel. Arasındaki fark bu. Şimdi üst pakette tabii ki deri koltuklar, deri döşemeli koltuklar geliyor. Böyle güzel bir kontrast oluşturan dikiş detayları da yine en üst pakette var. Bu arada vegan deri kullanmış Toyota burada. Yani gerçek deri değil, hayvansal bir evet. malzeme yok. Vegan deriye yer verilmiş burada tabii ki. Günümüzde birçok otomotiv üreticisi aslında bu detaya geçiş yapmaya başladı diyebiliriz. Arka koltuklar şöyle oturduğum zaman oldukça
konforlu. Minderleri olsun, sırtları olsun gayet yumuşak. Zaten deri malzeme oldukça premium bir görüntü sağlarken konforu da bu detaylar arttırıyor. Tabii ki burada hemen ISOFIX bağlantı yerlerimiz var. Burada herhalde bunlarda kapak vardı ama şu anda test arabası olduğu için o kapaklar olabilir. Normalde buralarda kapak olduğunu birisi kullanmıştı. Hayal edebiliriz. Doğru. Evet. Aslında kapak olması bu açıdan biraz sıkıntı. Daha çok böyle kapak tasarım değil de bazı modellerde yapılıyor. Cırt cırtlı tasarım oluyor. Onlara yer verirse. Daha doğru. Ben şu an oturduğumda klostrofobik bir etki yaratmıyor bende. Neden? Artık burada cam tavanım var. Arkaya doğru neredeyse benim arka koltukların yarısına kadar uzanıyor. Tabii ki açılabilir bir cam tavan değil bu. Sabit bir cam tavan. Evet. Ve şurada arka tarafta herhangi bir perde, açılabilir bir perde olmadığını görüyoruz. Neden? Burada Toyota termal yalıtımlı bir teknoloji kullanmış. Yani burada perde olmasa bile güneş ışıkları bize net bir şekilde gelmiyor. Zararlı güneş ışıklarından korunmuş oluyoruz. Bu teknoloji yer alıyor. Şimdi yan tarafa baktığımda net bir şekilde o açıklığı görebiliyorum. Bu da bana bu kolaylığı sağlıyor. Normalde yine tabii ki bunlar yüksek. Camın yüksekliği oldukça az. Aracın yapısı çok yüzünden doğru. Ama şu genişlik dolayısıyla ben şöyle en arkama yaslansam bile net bir şekilde şuraya baktığımda o ferahlığı görebiliyorum. Bu da o klostrofobik algıyı biraz daha azaltıyor. Çok doğru, evet. Baktığım zaman diz mesafesi şöyle, baş mesafesini söyledik. Ben 1.80 boyundayım. Diz mesafesi öndeki koltuk bana göre ayarlı. Gayet güzel. Şöyle yine 4 parmak beni rahatsız etmeyecek şekilde böyle ayaklarımı uzatabiliyorum. Tek sıkıntılardan bir tanesi ortadaki bu şaft tüneli biraz fazla geniş ve yüksek. Az önce de senin dediğin gibi hani uzun yolda daha çok 4 kişilik bir otomobil olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Toyota'nın tabii ki CHR Türkiye'de üretildiği için, tabii ki bu en büyük gururlarımızdan bir tanesi otomotiv sektörü adına, Türkiye'de üretildiği için bu yeni neslinin de banttan iniş törenine bizzat fabrikada şahit olduk. İlk modellerin hattan iniş törenini gerçekleştirdik orada. Ben orada dışını içini böyle yakından incelemiştim. Ama tabii ki işte ekranları olsun, teknolojiler olsun bu şekilde gerçek bir şekilde kullanmak mümkün olmamıştı orada. Şimdi testte bunları da net bir şekilde kullanmış olduk. Hemen şuradan buranın tasarımından anlatmaya başlayalım. Yavaş yavaş teknolojilere de geçiş yapalım. Şimdi burada Toyota CHR'a yakıştıramadığım açıkçası tek detay şu direksiyon simidi oldu. Yani böyle tasarımı sanki biraz daha özellikle bu büyük göbek bana bir ticari aracı anımsatıyor. Nedense ben böyle kompakt bir crossover'a, modern bir crossover'a çok fazla bu direksiyon tasarımını yakıştıramadım. Biraz daha ince, biraz daha şık bir tasarım olsaydı daha güzel olurdu. Onun dışında zaten deri kaplı güzel bir yapısı var. Dikişleri net bir şekilde görüyoruz. Direksiyon ısıtma özelliğimiz mevcut üst pakette. Senin sevdiğin şeyler. Evet, benim sevdiğim detaylar. Özellikle test ederken geçen gün çok soğuk bir havada sabah 6 gibi binmiştim ve aracın kabinini ısıtana kadar şuradan hemen koltuk ısıtmayı açtım, direksiyon ısıtmayı açtım. Çok güzel bir şekilde 2 dakikada ısındım. Senin yüzünden ben de bu konforu aramaya başlayacağım zannediyorum. Evet. Evet, gerçekten çok önemli detaylar bana göre. Onun dışında direksiyonun tasarımı haricinde oldukça güzel. Burada fiziksel tuşlarımız var. Herhangi bir şekilde dokunmatik değil bunlar. Bu sol taraf açıkçası burada tabii ki buradan ekranı kontrol ediyoruz. Dijital gösterge panelimiz var yeni. Gayet iyi. Ondan da bahsedeceğim. Sağ tarafta ise ne var bu kısımda? Adaptif hız sabitleyicinin ayarlanması var. Buradan modlarını ayarlayabiliyorsun. Hızı arttırıp azaltabiliyorsun. Buradan işte çıkabiliyorsun. Onun dışında adaptif hız sabitleyici varken işte benim direksiyon desteğim de olsun, şerit takip desteğim de olsun dersen bu tuş burada devreye giriyor. Alt tarafta ise buradaki işte multimedya sistemleri. Aslında bu alt kısım biraz daha multimedya ekranına o yoğunlaşmışken buradaki üst kontroller daha çok güvenlik teknolojilerine, konfor teknolojilerine ve buradaki dijital gösterge paneline ayrılmış diyebiliriz. Süper. Direksiyonun çapı oldukça iyi. Yani diğer sportif modellerdeki gibi böyle altı düz değil ama zaten araç bir crossover olduğu için ve yüksek yapıya sahip olduğu için senin bacaklarını burada rahatsız etmiyor. Herhangi bir daralma yaşamıyorsun burada. Çapı da oldukça güzel. Kullanışta da rahat. Arka kapılardan biraz daha yumuşak olan bir malzememiz var burada. Yine plastik görünümlü ama daha yumuşak. Güzel bir algı yaratıyor. Onun dışında baktığımızda şöyle tüm konsol ve kapı panelleri boyunca bütünleşmiş bir tasarım var. Şuradan gelen tasarım kapı panellerinde de devam ettiği için ayrıca burada tabii ki şu an belli olmuyor ama ambiyans aydınlatmamız var. Şu kısımda kapı içlerinin bu kısmında ve şu alt tarafta ambiyans aydınlatmasını görebiliyoruz. 64 renkli ambiyans aydınlatmamız var. Gece çok güzel görünüyor bu ekranlarla beraber, onu da belirtmiş olayım. Benim sürücü koltuğum otomatik, yani otomatik şekilde elektronik destekli olarak ayarlanabiliyorsun. Aynı zamanda hafıza özelliğimiz de var burada. Yolcu koltuğu ne yazık ki elektrikli ayarlanabilir bir şekilde gelmiyor.
Ben şu rafı yani gözü çok beğendim açıkçası. Çünkü neden? Genelde bir şey koymak için bu tarafta durmuyor. Çünkü yapısı mümkün değil buna. Buradaki gözü açmak zorunda kalıyorsun. Ama onun dışında ama bunu açmaya gerek kalmadan Toyota burada güzel bir göze yer vermiş. Neden? Burada işte defterini çalışıyorsan herhangi bir küçük de olsa eşyanı buraya koyabilirsin. Telefonunu buraya koyabilirsin. Güzel hatta kaydırmaz bir yapı var burada. Çok güzel bir göz olmuş. Kullanışlı bir özellik. Tablet ekran şeklinde yani konsolun içine gömülü değil artık birçok otomobilde olduğu gibi böyle tablet ekran şeklinde karşımıza çıkıyor. Arayüzü oldukça iyi. Yazılımı tamamen yeni. Aslında biz Yaris Cross'ta da seninle konuşmuştuk onu incelerken. Ya hani yazılımı daha mı iyi olsa arayüzü çok demode kalmış demiştik. Sürücü tarafından tamamen erişilebilir. Yani ben buraya kadar uzanırken bile hiç zorlanmıyorum elimi uzatmakta. Biraz daha hafif bana dönük. O yüzden sürücü odaklı olduğunu söylemek mümkün. Burada benim beğenimi kazandı. Oldukça hızlı. Yazılımı tamamen yeni demiştim. Çok hızlı olduğunu hemen şurada mesela görüyoruz. Burada arayüzü çok basit. İstediğin her şeyi buradan net bir şekilde görebiliyorsun. Buradan çeşitli ayarlamaları yapabiliyorsun. Burada sana birçok seçenek sunuyor. Dörtlü ikaz ışıklarımız buradan yanıyor. İnce havalandırma menfezlerimiz var. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi burada ayrı bir klima kontrol ünitesinin yer alması. Çünkü bunların ben ekrana gömülmesini sevmiyorum. Evet. Neden? Güvenlik tehlikesi oluşturuyor bence. Bu ekrana bakmaya çalışırken şu klima sürekli haşır neşirsin klima kontrolleriyle. Isıtmaya sıcak oluyor. Kapatmaya çalışıyorsun. İşte soğuk oluyor açmaya çalışıyorsun. Sürekli bir elin orada. O yüzden burada net bir şekilde bunların hepsinin görünür biçimde bana gösteriliyor olması benim için çok iyi. Yani ambiyansı güvenlik nedeniyle açmazken klimayı orada uğraştırıp açmak aslında gene aynı güvenlik sorunu. Evet aynen öyle. En üst pakette olan bir özellik burada 3 kademeli koltuk ısıtma özelliğimiz var. Az önce bahsetmiştik. 2 ön koltukta da koltuk ısıtmamız var. Burada görebiliyoruz. Zaten klima ayarlarımız burada. Alt tarafta İşte ben ne yapıyorum? Otomatik park özelliğimiz var. Otomatik parkı devreye alabiliyorum buradan. Direksiyon ısıtmayı devreye alabiliyorum. Onun dışında işte kameralarımı buradan açabiliyorum. Şöyle net bir şekilde aracı şeffaf hale getirerek çevresini gösteriyor bana. Çok iyi. Yani kameraların oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Ya bunda da şöyle bir şey var. Mesela olur da eskaza işte elin çarpar vites değiştirme diye sola çekip vitesi atman gerekiyor. Bu da oldukça güvenlik açısından iyi bir şey olmuş diyebiliriz. Burada sürüş modlarımız var. Custom olarak ayarlayabiliyorsun bu sürüş modunu. Sport, normal ve eco olarak değişiyor. Toyota CHR'da güzel olmuş diyebileceğim yeniliklerden bir tanesi de buradaki dijital gösterge ekranı. Bunun dışında buradaki tuşlardan zaten her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben navigasyonu buraya yansıttım. Orta kısmına navigasyonu görmek istedim. Solda benim ortalama yakıt tüketimimi görmek istedim. Sağ tarafta ise ben ne kadar mesela benzinli motordan mı güç alıyorum, şu an batarya şarj mı oluyor gibi birçok detayı bana gösteren ve yakıt durumumu gösteren detaylar var. Siz bunu kişisel tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela burada farklı birçok şey sunuyor bana. Şuradan basılı tuttuğumda ayarlardan her şeyi görebiliyorum. Mesela burada head-up display, şu anda ön cama yansıtılan head-up display de var en üst pakette. Çok güzel bir özellik. Onun dışında zaten sıkça bahsettik. Burada dijital dikiz aynamız var. Az önce sana modu değişebiliyor demiştim. Şuradaki mandaldan normal aynaya geçirip ben net bir şekilde arkayı görebiliyorum. Toyota'nın 5. nesil hibrit sistemini kullanıyor bu araç. 5. nesil hibrit sistemi tabii ki ne oluyor öncekilere göre? Mesela eski CHR'a göre. Onda toplamda 122 beygir güç üreten bir hibrit sistem vardı. Şimdi artık bu yeni modelde 5. nesil hibrit sistem toplamda 140 beygir güç üretiyor. Bunu nasıl sağlamışlar? Aslına baktığında benzinli motorun güç çıkışlarında, güç ve tok çıkışında herhangi bir değişiklik yok. Yok. Neyde var? Elektrik motorunda var. Elektrik motorumuz artık daha güçlü. Yanılmıyorsam 70 kW güç üretiyor. 180 Nm civarında bir tok çıkışı var. Ama tabii ki benzinli motorla beraber toplam güç çıkışı 140 beygir oluyor bu versiyonda. Tabii ki 140 beygir güç olması demek eski hibrit sisteme göre daha güçlü olması anlamına geliyor. Bunu da zaten aracın performansında anlıyorsun. Fabrika verilerine göre aracın 0-100 hızlanması 9.9 saniye. Önceden 122 beygirlik versiyonda 10,1 saniye civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada ufak da olsa bir performans artışı yaşanmış. Süre biraz daha kısaltılmış. Onun dışında 170 km/s son hızı var aracın. Bunlar kağıt üzerindeki veriler. Tabii ki kağıt üzerinde yazmayanlar ise nasıl bir performans sundu? Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hem şehir içinde hem uzun yolda uzun bir şekilde denemiş biri olarak aracın performans konusunda hiçbir sıkıntı yaratmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
Eko modu şehir içinde kullanılabilir ama uzun yolda çok kullanılabilir bir mod değil. Neden değil? Çünkü şehirler arası yolda gerek sollama yaparken gerekse işte şeridinde devam ederken belli bir performans istiyorsun. Araç 110 ile 120 ile giderken ya belli bir ani hızlanma gerekiyor araç solladığın zaman. O yüzden Eco modu bunu çok fazla sana sunmuyor. Aracın gücünü fazla kısıtladığı için, yakıt verimliliğine çok odaklandığı için performans tarafında çok fazla kısıtlıyor arabayı. Ama şehir içinde çok rahat bir yerden bir yere giderken hafif trafikliği olduğu zaman sorun yok. Evet, verimliliği arttırmak adına, maksimuma çıkarmak adına Eco modunu tercih edebilirsiniz. Ama şehirler arası uzun yolda çok tercihim olmaz benim. Onun dışında normal ve spor modlar vardı. Spor modunu denedim ama ben kendi kullanımlarım açısından aracı agresif bir şekilde, sert bir şekilde kullanmak adına spor moduna çok ihtiyaç duymadım. Neden? Normal mod bile benim kullanım ihtiyaçlarımı çok iyi bir şekilde karşıladı. Şahane. Çünkü normal modda dahi aracın kalkışlardaki ivmelenmesi, normal süratlerdeki performansı, özellikle benim dikkatimi çeken yokuş çıkarken dahi araba sollamaya kalktığınızda o ara hızlanma, mesela 80'le giderken bir anda 120'ye çıkması gibi birçok şeyde ben çok performanslı ve istekli olduğunu gördüm. Performans konusunda dediğim gibi normal modda dahi sıkıntı çıkarmıyor. Ama tabii ki spor modunun ekstra katkıları oluyor. Nedir? Zaten gaz pedalının hissiyatı artıyor, tepki süresi artıyor, fren pedalının tepkisi artıyor. Direksiyon biraz daha sert hale geliyor. Direksiyon demişken spor modunda biraz daha sert ve hisli hale geliyor ama normalde aslında biraz hissiz. Yani tabii ki bu yeni sistemlerin getirdiği işte direksiyon desteği olsun, şerit takip sistemi olsun, yeni sistemlerin getirdiği bir dezavantaj gibi düşünebiliriz bunu ama sanki biraz daha hisli olsaydı, daha böyle bana bu hissiyatı, doğrudan hissiyatı verseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Spor modda biraz daha artıyor ama benim için çok da yeterli değil ama baktığımız zaman çok sportif bir araba kullanmıyoruz. O yüzden herkese normal düşünülebilir. Evet, diyorsun. Çok da kusur değil açıkçası. Evet. Bu arada gaz ve fren pedalının tepkisinden bahsetmişken oldukça iyi dozajlama yapılabildiğini söylemem gerek. Zaten hibrit bir araçtan bahsediyoruz. Bunu verimli kullanmak istiyorsan fren pedalına zaten dozaj uygulamak zorundasın. Birden sen gidip tam duracağın anda fren yaparsan zaten bunun rejeneratif fren sisteminin hiçbir faydasını görmezsin. Güzel. Ön tarafta araçların durduğunu ve yavaşladığını önceden fark ettiğinde senin yavaş yavaş fren pedalına biraz ayağınla itmen lazım ki o rejeneratif freni uygulamaya başlasın. Böylece bataryayı doldursun. Çünkü batarya hibrit sistemde bizim en çok ihtiyacımız olan komponent diyebiliriz. Bir anda gaz pedalına asıldığında tamam araç çok güzel, istekli davranıyor, hareket ediyor ama aynı şekilde içeri motor sesi yansıtıyor. Dediğim gibi eskisine göre iyileştirme var. Eskisinde daha kötüydü. Ama şunu söyleyeyim. Çok rahatsız edici bir düzeyde motor sesi yok. Çok güzel bir yol arkadaşı dedim ya. Sessiz, ne güzel, verimli. Çok iyi. Ama mesela şehirler arası yolda özellikle 110 km saatin üzerine çıkmaya başladığında ön tarafta yanlardan buradan rüzgar sesini almaya başlıyorsunuz. Onu bir kere söylemek lazım. Ben rüzgar yalıtımını biraz zayıf buldum. Ses yalıtımını biraz zayıf buldum açıkçası. Bir eleştirebileceğim noktada tekerlek davlumbazlarındaki yalıtım noktasında olacak. Çünkü oradan da mesela hafif bir şey sıçradığında çok böyle tak tuk içeri ses geldiğini, ses aldığını şahit oldum. Ama dediğim gibi yol sesi açısından ve motor sesi açısından biraz daha iyileştirme yapılmış. Yol sesini içeri çok fazla almıyor. Motor sesini de çok fazla duymuyorsunuz. Eğer rüzgar sesi benim için çok problem olur derseniz açıkçası Toyota CHR'ı almadan önce bir test sürüşü yapın. Yüksek hızlarda bir deneyin derim. Onun dışında benim için açıkçası yalıtım tarafında herhangi bir kusuru yok. Performans tarafında herhangi bir kusuru yok. Aslına baktığımızda bizim üst versiyon, en üst versiyonu kullandığımız için teknoloji tarafında dolu dolu. Hem konfor adına hem güvenlik adına birçok sürüş asistanı mevcut. Baktığımız zaman giriş versiyonundan itibaren aslında birçok güvenlik asistanının da en alt pakette bile standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Toyota CHR burada öne çıkan modellerden bir tanesi. Tabii ki olmayan bazı özellikler var. En üst pakette yok diyebilirim. Benim açımdan hem uzun yolda hem şehir içinde hayatımı kolaylaştıran detaylardan bir tanesi tabii ki gelişmiş adaptif hız sabitleyici oldu. Tabii ki bu birçok modelde var. Zaten buradan hızını ayarlıyorsunuz. Araba kendi kendine gidiyor. Hiçbir şekilde müdahale etmeniz gerekmiyor. Onun dışında zaten şerit takip sistemini de aktif ediyorsunuz. Sadece birkaç saniyede bir direksiyona dokunmanız gerekiyor. Onun dışında viraj dönerken
İşte herhangi bir önünüzde araç yavaşladığında, durduğunda, önünüzde işte hayvan olsun, bisikletli olsun, motosiklet olsun, farklı araçlar olsun, birçok şeyde araç kendine bunları algılayıp otomatik fren yapabiliyor. Yani o modda sanki yarı otonom gibi gidiyorsun. Evet, aslında yarı otonom olarak adlandırabiliriz bunu. Neden? Benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi de virajda da bunu sürdürebiliyor olması oldu. Çünkü ben mesela hem şerit takip sistemi hem de adaptif hız sabitleyici aktifken viraj döndüm. Hiç müdahale etmedim. Virajı algılayıp, otomatik kendi sensör ve kamerayla virajı algılayıp o virajın sertliğine göre hızını düşürebiliyor. Çok güzel. Hızını düşürüp virajı aldıktan sonra normal, atıyorum 120'de ayarlıysa 120'den devam ediyor hızına. Bu çok güzel mesela. Onun dışında şu detay da var. Yine adaptif hız sabitleyici ile alakalı. Şerit değiştirme asistanı mevcut bu araçta. Normal önünüzde araç durdu, yavaşladı. Siz onu sollamak istiyorsunuz. Yine hiçbir müdahale etmenize gerek yok. Sadece sola sinyal verip direksiyona şey yaptığınızda, müdahale ettiğinizde yine o sizin ayarladığınız hızdan devam ediyor. Hiçbir şekilde adaptif hız sabitleyiciye müdahale etmeniz gerekmiyor. Bunlar çok önemli olan detaylar. Ya şimdi Toyota ve hibrit denince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi yakıt tüketimi, verimlilik oluyor. Ya CHR da aslında bu konuda bir istisna değil. Fabrika verisi birleşik yakıt tüketimi 4.8-4.9 litre olarak geçiyor. Çok zorlarsanız birleşik tüketimde bu fabrika verilerine yakın işte 5 litre elde etmek mümkün. Ama mesela normal kullanıcı olarak gerçek verilerde işte 5.5 litrelerde, 5.5-6 litre arasında geziyorsunuz. Ama şehir içi kullanımda mesela ben bugün seni almaya geldim. Evet. 35 kilometrelik bir mesafe vardı ve yaklaşık hız ortalamam da 60 ile 80 arasındaydı. Yani 80'de zaten İstanbul akan trafiğinde çok normal bir hız. Çünkü şehir içinde genelde hız sınırlaması 80 oluyor. Evet. Bu şekilde akıcı trafikte hız ortalamam, yakıt tüketimi ortalamam 3.7 litreydi. 3.7 litre ve ben bunun için, bunu elde etmek için hiç kasmadım. Normal akışına bıraktım, trafiğe uygun geldim, ilerledim ve 3.7 litreyi elde ettim. Bunu eko modunda bile değildi araç. Bu arada bunu da söyleyeyim. Evet. Normal moddaydı. Eko modda çok kasarsanız yani bunu 3 litreye yakın hale getirmek mümkün. Yakıt tüketimi dedik. Şehir içindeki yakıt tüketimini söyledik ama uzun yolda mesela hani bu da merak edilebilir. Ben 120'ye sabitleyip işte normal yolda ilerlerken 120 km saat hızda yaklaşık bunun 5.8-5.9 litrelerde gezdiğini gördüm. Ama mesela otobanda, bu yeni yapılan otobanda 140 km saate çıktığınızda 140-150, o zaman işte 7 litrenin anlık olarak 7 litrenin üzerine çıkmaya başlıyorsunuz. Ama tabii ki bu çok normal. Çünkü hibrit sistemden artık feragat ediyorsunuz burada. Hibrit sistemin çok fazla etkisini, verimlilik adına etkisini görmüyorsunuz yüksek hızlarda. Daha çok şehir içi kullanımda o yüzden. Ama birleşik kullanım olduğunda dediğim gibi fabrika verisine yani 4.9 litreye yakın olarak kullanmanız mümkün. 5-5.5 litreler civarında gezmeniz mümkün çok mümkün. Fazla kasmadan. Konfor meselesine ne diyorsunuz o zaman? Biraz oralara da değinelim. Evet, aslında sen CHR benim hatırladığım kadarıyla konforlu bir araba demiştin. Yeni evet. CHR'da da aslında bu durum farklı değil. Yalıtım da eleştirdim ama konfor tarafında bir o kadar iyi diyebilirim. Zaten arka tarafta çift salıncaklı bağımsız süspansiyon var. Bunun etkilerini hem yol tutuşta hem de gerek çukurlardan gerek kasislerden geçerken konfor tarafında, içe yansıtılan konfor tarafında net bir şekilde görebiliyorsun. Bazen benim böyle kaçırıp hızlı geçtiğim çukurlar oldu. Bayağı derin de çukurlardı bunlar. Orada hem içeriye çok fazla ses yansıtmadan, hatta neredeyse hiç ses yansıtmadan güzel çalışıp güzel bir şekilde sönümlediğini gördüm güzel. Burada. O yüzden sürüş konforunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında zaten yüksek hızlarda yol tutuşu da oldukça güzel. Yola güzel bir şekilde yapışıyor. Tabii ki bunda lastiklerin de etkisi vardır mutlaka. Yola güzel bir şekilde yapışıyor. Hiçbir yatma olmadan, size herhangi bir güvensizlik vermeden. Çünkü bazı otomobillerde virajı dönerken bir acaba mı hissiyatı evet. yaratıyor. Ama ben CHR'da böyle bir hissiyata kapılmadım. Yüksek hızlarda dahi. O yüzden hem yol tutuş açısından hem de sürüş konforu açısından oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, madem öyle biraz da fiyatından bahsedelim. Çünkü günün sonunda fiyat da önemli. Şu an biz bunu bu çekimi yaparken 1.550.000 TL'lik bir kampanya fiyatı var baz modelin. Ama daha aşağı inersek Hibrit Passion Sport ECVT modeline geldiğimizde
1.730 fiyat görüyoruz. Ve şu an bizim de kullandığımız en üst paket olan bu Hybrid Passion X-Style eCVT'yi eğer değerlendirsek 1.830 yine kampanyalı fiyatı. Evet. Şu anki fiyatları bu. Ama tabii ne olur ne biter onu bilmiyoruz. Çünkü normalde işte bu kampanyalı olmayan fiyatı mesela bunun 2.080.000. Dolayısıyla hani şeyden sonra, Şubat'tan sonra ne olur? Biz bunu yayınladıktan sonra ne olur? Ne değişiklik gelir? Onu çok kestiremiyoruz. Dolarda da ufak bir değişiklik var çünkü. Yani büyük ihtimalle Euro'da da öyle olacak. Yansıyabilir mi hemen? O hemen yansımaz ama en azından bir beklenti olabilir. Fakat fiyatlar aşağı yukarı şu an 1.550-1.800 arasında olduğuna göre belki bir zam gelse 1.900'e doğru gidebilir en üst paketi. Daha altıda 1.600 civarında olabilir eğer bir kampanya yapmazlarsa. Fiyat anlamında böyle görünüyor. Zannediyorum CHR'la ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Evet, birçok detayı anlattık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Haftaya yeniden görüşmek üzere demiyorum. Kapanışı dışarıda yapalım o zaman. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün sevgili Barış Cankı ile beraber, ki ben aslında tabii burada bir nevi seyirci olarak kalıyorum böyle. Barış anlatıyor, ben bir Oto Gündem'deki versiyonum biraz farklısı yani ama. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel anlattın. Her zaman olduğu gibi. Bunu yani seyirciler izliyor diye, sen buradasın diye söylüyorum. Gerçekten her zaman olduğu gibi çok detaylı bir şekilde sıkmadan etmeden bütün ne anlatması gerekiyorsa anlattığın için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Var mıdır kapatırken söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey acaba? Hani araçla ilgili son notun da şu olsun diyeceğim bir şey var mıdır? Ya zaten genel olarak CHR'ı özetlediğimizi düşünüyorum. Yani videonun başında da söylediğim gibi şehir içi kullanımda çok güzel bir yol arkadaşı. Hiçbir şekilde sizi sıkmıyor, teknolojileriyle destekliyor. Çok güzel bir partner oluyor size. Ama biraz daha şehir dışı kullanımda yüksek hızlara çıkıldığında dediğim problem ortaya çıkıyor. O da nedir? Yalıtım. Eğer ses benim için çok problem değil derseniz zaten CHR sizin için çok uygun bir araba. Ama onun dışında ses bana çok problem yaratır derseniz ben almadan önce bir test sürüşü yapın derim. Bunu da not olarak eklemiş 110, olayım. 110-140 kilometrelere çıkmak kaydıyla evet. Test sürüşünde. Evet, 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 aynen öyle. Bunu anlamazsın diyorsun. Evet. Önemli bir detay. Yani alır mıydın dedim. O zaman sen aslında ses yalıtımını dert etmiyorsam alırdım diyorsun. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.